Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Muhtar Dernek Başkanları'yla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda 17 ilçenin Muhtar Dernek Başkanları'nı ağırlayan Başkan Ergün'e MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Funda Sonak, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Başkan Danışmanları eşlik etti. Mahalle muhtarlarıyla tek tek selamlaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 3 dönemdir Manisa'da en güzel ve gerçekten ihtiyaç duyulan proje ve hizmetleri ulaştırmanın çabası içinde olduklarını belirten Başkan Ergün, sözlerine şöyle devam etti. Geldiğimiz noktada gerek sizlerden, gerekse de hemşehrilerimizden aldığımız geri dönüşlerden yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak felsefemiz öncelikle üretken belediyecilik ve mali disiplindir. Geride bıraktığımız sürede Manisa, kabuğunu kıran, değişim ve dönüşümü yaşayan ülkemizin gözbebeği illerinden biri oldu. Bunu sağlayabilmiş olmanın verdiği mutluluk ve gururla şehrimizi yönetiyoruz. Başkan Ergün 2014 yılından bugüne kadar 5 milyar liranın üzerinde bir yatırım yaptıklarına dikkat çekti. Bütçe yönetimi kapsamında 2020 yılında 30 büyükşehir belediyesi arasında bütçe performans birincisi olduk. Büyükşehir olduğumuz günden, yani 2014 yılından bugüne kadar Büyükşehir olarak 5 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan kamu yatırımları açılış töreninde yer alan Büyükşehir Belediyesi yatırımları hakkında da bilgiler verdi. Sizlerin de bildiği Ağustos ayında, yani 1,5 ay önce aşağı yukarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Manisa'mızda ağırlama fırsatı bulmuş. Şu anda içinde bulunduğumuz bu bina yaklaşık 507 milyon liralık yatırımla inşa ettiğimiz Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, yanında 215 odalı 5 yıldızlı double-tree otelimiz ve 16.500 metrekare kiralanabilir alanı bulunan bir AVM'den oluşan projeyi hayata geçirdik. 2017 yılında açılışını yaptığımız Uzunburun Katatık Bertaraf Tesisi'ne yaklaşık 90 milyon avro, yani 1 milyar bugünün parasıyla 1 milyar 650 milyon TL'lik yeni yatırımla biyokütle ve biyogaz enerji üretim tesislerinde işletmeciye yaptırdık. Ülkemizin enerji ihtiyacına destek olacağımız bu son proje 24.6 megawattlik enerji üreterek 102.480 hanenin enerji ihtiyacını şu anda karşılamaya başladı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ilçedeki katı atıkları, yani çöpleri trenle taşımaya başladıklarını belirten Başkan Ergün, hemşerilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz diye konuştu. Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirerek ilçelerimizdeki katı atıkları, yani çöpleri, bu mevcut tesise trenle taşımaya başladık. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşbirliği ile hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde yaklaşık 3 milyon kilometre daha az karayolu giderek karbon salınımını burada düşürmeyi hedefledik. Yaklaşık 16 milyon TL gibi bir yakıttan da tasarruf anlamına geliyor trenle taşımanın. Bu yatırımlarımızın yanında güneş enerji santralleri, spor tesisleri, prestij caddeleri, asfalt yatırımlarımız, meydan ve çevre düzenlemeleri gibi, prestij bulvarları gibi projelerimizin açılışlarını yapma ve açılışlarını gerçekleştirme fırsatını bulduk. Her zaman sizlerin ve hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösterdik.
Yalnızca bugünü değil, şehrin geleceğine yönelik planlamaları içeren tüm projelerin Manisa'ya hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Ergün, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz dedi. Sizler, bizlerin sahadaki, mahallelerimizdeki ve köylerimizdeki elimiz ve kolumuzsunuz. Köylerimize ve mahallelerimize kamu kaynağının aktarılması noktasında birinci derecede sorumluluk sahibi sizlersiniz. Sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelenin en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Başkan Ergün sözlerini Muhtarlar Günü'nü kutlayarak sonlandırdı. Sizler bulunduğunuz mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil ediyor ve halkımızla devlet kurumları arasında bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Ben şahsım ve Manisalılar adına verdiğiniz hizmetlerden dolayı hepinize müteşekkirim, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Sizlerin nezdinde tüm muhtarlarımızın yarın kutlanacak olan Muhtarlar Günü'nde bugünden, şimdiden kutluyorum. Hayırlı olsun inşallah. Yakın zamanda aramızdan ayrılan muhtarlarımız oldu. Onlara da Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Bu duygularla katılımlarınız için öncelikle bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başkan Cengiz Ergün'ün konuşmasının ardından tek tek söz alan Muhtar Dernek Başkanları, Büyükşehir'in yatırım ve çalışmalarından övgüyle bahsetti. Konuşmalar sırasında muhtarların taleplerini de dikkatle dinleyen Başkan Ergün, çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verdi. Programın devamında ise Başkan Ergün bu özel günün anısına Muhtar Dernek Başkanlarına hediye takdiminde bulundu. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.